Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya lideri Putin'in Türkiye ziyareti hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanırım Ağustos ayı içerisinde bu ziyaret gerçekleşecek dedi. Değerli arkadaşlar, henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Ve bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Tahıl koridoru konusunda Erdoğan Rusya ile aynı çizgideyiz dedi. Biliyorsunuz biz değerli arkadaşlar bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de biz bunların naklini yapacağız. Hatta şu anda bile biz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Yani geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Mali'de yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut. Ve bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Bakın şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Ve bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz. Yüksek Askeri Şura atamaları ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamadan tayinden çok çok mutlu oldum dedi. Doğrusu ben tabii bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda filan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, dijital medya hizmet sağlayıcısının Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararını ve bu kararda Ermeni lobisinin girişimlerinin etkili olduğu iddialarını değerlendirdi. Dün bu platformun yöneticileri dizinin sadece ülkemizde Fox TV'de ve sinemalarda gösterilmesine karar verildiğini açıkladılar. Bu kararın bir süredir Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren, yakışıksız ifadeler kullanan, bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin baskısıyla alındığı iddiaları var. Ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kin ve nefretle beslenen bu girişimler, ülkeler ve halklar arasında barışçı ilişkiler kurulması çabalarına zarar verir. Ayrıca biz bu kuruluşun Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Ermenileri de Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını da temsil etmediğini biliyoruz. Söz konusu karar, dijital platformun ülkemizin ve partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenen nefret suçuna ortak olması anlamına gelir. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. Ama bu işin esas sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz herhangi bir açıklama gelmemesini de hayretle karşılıyoruz. Faik Öztrak hükümetin ekonomi politikalarına yönelik de eleştirilerde bulundu. Bu hükümetin ekonomideki başarısı vatandaşlarına sağladığı refahla ölçülür. Bu hükümet milletimize ne iş, ne aş, ne de refah sağlayabiliyor.
Dünyada tarımın başladığı bu topraklarda artık yokluğu değil, açlıktan çocukların boyunun bodur kalmasını konuşmaya başladık. Bir iş bulup çalışmayan zaten aç ama çalışan da aç. Ülkemizde öyle bir enflasyon var ki asgari ücret her açıklandığında daha çalışanın cebine girmeden açlık sınırının altına düşürüyor. Ve ülkemizde çalışanların büyük kısmı ücretin alt sınırı olan asgari ücrete mahkum edilmiş durumda. Makyaj uzmanı TÜİK, işsizi işsiz saymıyor. Son 4 hafta içinde iş ilanlarına başvurmayan işsiz değil. 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmayan işsiz değil. Umudunu yitirdiğinden iş aramaktan vazgeçen de işsiz değil. TÜİK gerçekte 9 milyona dayanan işsiz sayısını aylardır 3-3,5 milyon civarında açıklıyor. TÜİK'e bakarsanız çalışmayanlar iş bulamadığından değil, keyiflerinden evde oturuyor. Ekonomi hızla yavaşlıyor. Ekonomide güven hızla düşüyor. Durgunluk, işsizlik ve hayat pahalılığı üçlüsü önümüzdeki dönemin en öncelikli gündem maddeleri olacak. Değerli basın mensupları, ekonomist Milton Friedman, hükümetin tüketiciyi koruması gerektiği söylense de asıl mesele tüketiciyi hükümetten korumaktır diyor. Yani bu sözler sanki saray yönetimi için söylenmiş. Faik Öztürk açıklamalarının ardından bir gazetecinin enflasyona ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti. Yani gelirken birinci öncelikleri enflasyondu. Bugün diyorlar ki 2024 yılının ortalarından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak. Ama arkasından da ekliyorlar. Türkiye gerçekten istikrara 2025'ten sonra kavuşacak. Şimdi bunu yani böyle bir süreç tanımlamasını anlayabilmek mümkün değil. Enflasyonla böyle mücadele edilmez. Bu şekilde bir mücadeleyi açıklayan her yönetimin sonu hüsran olmuştur. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zulan, Acıpayam ilçesinin Yolçatı, Sandalcık, Kara İsmailler mahalleleri arasında yaptıkları 12 kilometrelik birinci kat asfalt çalışmasını inceledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zulan, bir süre asfalt dökümünü inceledi. İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Osman Zulan, Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt sezonunu açtıklarını belirtti. Bu sene tabii yaz sezonunda asfalt sezonumuzu açtık. Ekiplerimiz tüm gücüyle yoğun bir şekilde hafta sonu demeden mesai merhumu tanımadan çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu sene Allah nasip ederse 500 kilometrenin üzerinde bir asfalt programı inşallah gerçekleştireceğiz. Bu yolları yaparak denizimizin ulaşım noktasında vatandaşlarımızın talebini en üst seviyede yerine getirmiş olacağız. Daha rahat, daha konforlu, daha güvenli ulaşımı sağlamış olacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'ım kaza bela vermeden hem çalışmamızı tamamlamayı nasip etsin hem de insanlarımıza kullanmayı nasip etsin. Şu anda biz Acıpayam, Sandalcık ve Kara İsmailler mahallesi arasındaki 12 kilometrelik yolun birinci kat asfaltlama çalışmalarını yerinde incelemek için buraya geldim. Ve gerçekten burada arkadaşlarımız olağanüstü güzel bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Yol medeniyettir. Yol insanların sevdiklerine ulaştıran bir unsurdur. Ve bu noktada vatandaşlarımızın talebini en üst seviyede yerine getirmeye gayret ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tohum desteklemeleriyle 17 ilçede 700 çiftçinin 7600 dekar alanda toprakla buluşturduğu toplam 94 ton nohut hasat edilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda destek verdikleri nohut tohumlarını tarlalarına eken Tavaslı çiftçilerin hasadına katıldı. Başkan Zolan'a Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve beraberindekiler eşlik etti. Tavas ilçesinin Çiftlikköy mahallesinde Hüseyin Arzum'un tarlasını ziyaret eden Başkan Osman Zolan, burada nohut hasadı yapan kadınlara kolaylıklar diledi. Hemşerileriyle sohbet eden Başkan Osman Zolan, daha sonra eldiven giyip kadınlarla birlikte bir süre nohut yoldu. Çiftçilerle hasat bereketinin mutluluğunu yaşayan Başkan Osman Zolan,
küçükken köyde nohut yolduğu günleri anımsayarak çocukluğunu yeniden yaşadığını söyledi. Denizimizde dün olduğu gibi bugün de ve her zaman inşallah üretime destek olma noktasında, üretim artırma noktasında ve üretim kalitemizin de yükselmesi noktasında birçok projeler yaptık. Ve tabii ki esas üreten insanlarımızın daha fazla gelir elde etmesi, daha kaliteli üretim üretmesi, daha kaliteli ürün elde etmesi noktasında gayretlerimiz, projelerimiz devam etti. Çok şükür dönüp baktığımızda şehrimizin üretimine, özellikle çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza üretim noktasında en üst seviyede destek olduk. Yaptığımız projelerde sağ olsun insanlarımız memnun oldular. Ve orada üretim artması, kalitenin artması da gelirleri artmış oldu. Bugün bulunduğumuz alanda da nohut üretimi noktasında verdiğimiz bir destek vardı. Çünkü nohut bizim için önemli, denizimiz için önemli. Burası Leblebi'nin başkenti. Biz tabii öncelikle denizimizde birçok işler yapıyoruz. Altyapı, üst yapı, yollar, köprüler, parklar ve kültür merkezleri, spor alanları. Birçok işlerin altına imza attık. Çok şükür bugün kadar denizimiz her geçen gün ileri gitti. Güzelliklere kavuştu. Ama sadece bunları yapmak yetmiyor. Tabii ki esas bu şehirde üretime destek olmak gerekiyordu. Bu noktada büyükşehir olma sonrasında kanuni anlamda böyle bir yetki ortaya çıktı. Ve kırsala, üreticilere destek verebilme anlamda, kanuni anlamda yetkimize ulaşmış olduk. İşte o büyükşehirin kurulmasından sonra her zaman çiftçimizin, üretimimizin, hayvanla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın yanında olduk. Çünkü amacımız insanlarımızın daha fazla üretmesi, daha kaliteli üretmesi ve bu üretim sonucunda daha fazla gelir elde etmesidir. Ve gelir elde edildiğinde insanlar yerinde mutlu olsun ve arzu ettikleri hayatı ve ihtiyaçları ulaşabilsin noktasında bir gayretimizdi. Şu ana kadar çiftçilerimize yönelik, köylerimize ve üreten insanlara yönelik 50'nin üzerinde proje gerçekleştirdik. Bu projelerden birisi de Denizli'de nohut üretiminin artması noktasında bir projemizdi. Biliyorsunuz Denizli Leblebi'nin başkenti ve bu noktada kendi leblebimizi üretebilecek nohut da üretmemiz gerekiyor. Ürettiğimiz nohutu daha da çok üretmemiz gerekiyor. Daha kaliteli üretmemiz gerekiyordu. Bu noktada gerçekten kaliteli tohumlarla böyle Arge sonucunda elde edilmiş tohumları çiftçilerimiz vererek hem kuraklıkta dayanımlı olması noktasında, hem de hasatlara dayanımlı olması, hem de ürün miktarı ve kalitesinin yüksek olması noktasında bu projeyi gerçekleştirdik. Ve yani binlerce çiftçimize bu nohut üretimle ilgili hibe desteklerimiz oldu. Ve sağ olsun çiftçilerimiz de bu tohumları, tarlaları buluşturdular, emek verdiler, terin akıttılar. Ve bugün hasat günü, o emeğinin karşılığını alma günü. İşte o emek karşılığı elde edecek ürünü hasat yaparken ben de çiftçilerimizin yanında olmak istedim. Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi ücretsiz YKS kursları ile sınava hazırladığı gençleri üniversite tercih noktasında da yalnız bırakmıyor. Kent merkezi ve ilçelerde kurulan standlarda öğrencilere uzman eğitmenler tarafından ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti verilirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da YKS tercihi yapan öğrenciler ile bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu'ndaki buluşmaya Başkan Aktaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Ahmet Ali Reisoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, rehber öğretmenler ile üniversite için tercih aşamasında olan öğrenciler katıldı. Üniversite adayı gençlerin heyecanına ortak olan ve onlarla tecrübelerini paylaşan Başkan Aktaş, tüm öğrencilerin gönüllerindeki, hayallerindeki üniversitelere yerleşebilmelerini temenni etti. Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl yaptığımız gibi YKS tercihleriyle alakalı standlarımıza, öğrencilerimize farklı noktalarda, bugün burada da
destek ve katkı vermeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki, arzu ediyoruz ki hayallerindeki gerçekten iyi eğitim alabilecek üniversiteye gitsinler. Tabii bizim Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ana kucaklarından başlayıp ta ki iş bulma imkanlarına varana kadar farklı farklı desteklerimiz, katkılarımız var. Özellikle yakın bir zamanda da yine Burskop marifetiyle vereceğimiz bursların da açıklamasını online ortamda yapacağız. Öğrencilerimizin onu da takipte kalmasını özellikle rica ediyorum. Bu sene sayıyı da alınan rakamı da artıracağız inşallah. Tabii beraberinde de özellikle şu an tercih aşamasında oldukları için de tercihle alakalı yine onlara aynı desteği, katkı veriyoruz. Önümüzdeki yıl YKS hazırlık kurslarımız artarak, yeni yerlerde de açılarak devam edecek. Ama ben buradan son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bursa'mızda üçü de birbirinden güzide üniversitemiz var. Yeni Çiçeğeburnu'nda vakıf üniversitemiz, Mudanya Üniversitesi ikinci yılı daha tecrübeli olarak yoluna devam edecek. Öğrencilerimiz tercih edebilirler. Yine Bursa'mız gibi teknik eğitimin çok önemli olduğu, sanayinin güçlü olduğu bir şeyde Bursa Teknik Üniversitesi çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Hem staj hem de iş imkanları açısından onlar ciddi bir karşılık bulacaklar Bursa'da. Dolayısıyla Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerimiz tercih edebilir. Yine tecrübesiyle, bilgi birikimiyle, öğrenci sayısıyla, kampüsüyle, imkanlarıyla da Uludağ Üniversitesi zaten bu işin başat aktörlerinden bir tanesi. Ben herkese gönlünce bir süreç temenni ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Ahmet Ali Reisoğlu da tüm gençlerin sevdikleri, istedikleri, inandıkları bir tercihi yakalamasını diledi. Gençler şu anda en heyecanlı, en önemli zaman dilimlerini yaşıyorlar. Çünkü bir tercihte bulunacaklar. Bu süreç içerisinde 500 çalışan arkadaşımızla beraber yaklaşık 300 okul dahil merkezde Büyükşehir Belediyesi'nin ile beraber tertip etmiş olduğumuz danışma merkezlerinde gençlere hizmet ediyoruz. Bununla, bu programlarla bunu taçlandırmayı düşünüyoruz ve istiyoruz ki gençlerimiz sevdikleri, inandıkları, başarabilecekleri bir tercihi yakalasınlar. Bu programla bunu taçlandıracağız inşallah. Sizlerin hayatını olumlu etkileyecek katkıların olmasını ümit ediyorum, temenni ediyorum. Başkan Aktaş daha sonra tercih masasına geçerek danışmanlık hizmeti alan öğrencilerle sohbet etti. Kesinlikle hocama güveniyorum ve BUSMEK hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Her anlamda çok yardımcı oldular. Öğretimde, tercih zamanı çok teşekkür ediyorum. Üzerine bir de buradaki şu an bu tercih imkanları sağlamaları daha da hoş yapıyor durumu. Bizzat rehber öğretmenlerimle daha öncesinde 3-4 randevu alabildim. Tekrar tekrar üzerinden geçtik konuşmalarını. Aklıma takılan hiçbir şey kalmadı. Sonuçlarımı öğrendiğim zaman kafam çok karışıktı ama şu an çok iyi durumdayım. Ve hani umutluyum açıkçası gelecek için. Öğretmenlik istiyordum. Yani küçüklükten beri öğretmen olmak istiyorum ama sözelde 5000 yaptım. Özel eğitimimi seçsem, Türkçe öğretmenliğim, işte atamalarına falan bakıyorum. Daha tam karar veremedim. İnşallah bugünden sonra fikrinizin değişeceğinize inanıyor musunuz? Ya inşallah değişecek. Yani artık bugün yapmak istiyorum tercihleri. Ya ben ilk başta mühendislik istiyordum ama şu anda tıpa döndüm yani çünkü sıralamam gereği çok iyi mühendislikler gelmiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun işbirliğiyle organize edilen Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası ile Türkiye ilk kez Triatlon Avrupa Şampiyonluğuna ev sahipliği yapıyor. İçerisinde alışveriş merkezleri, yüzme havuzu ve koşu parkurunun bir arada olması nedeniyle Avlu Balıkesir yabancı sporcuların ve Avrupa Triatlon Birliği'nin dikkatini çekti. Avlu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon yeteneğiyle de Dünya Şampiyonası'nın kapısını araladı. 32 ülkeden 700 sporcunun katıldığı Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası için sporcuların haricinde 2000'den fazla da yabancı seyirci de Balıkesir'e akın etti. I'm from Romania. Estonia. From France. I'm from Hungary. Austria. Banyoles'te yarıştım daha önce, Moldova'da yarıştım. Birçok Türkiye şampiyonasında yarıştım. Türkiye şampiyonluğum var birden fazla. Parkur çok güzeldi. Yurt dışına bakışla çok daha güzel bir parkurdu. İmkanlar çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz bu organizasyon için. Yüzme parkuru çok güzeldi. Oldukça rahattı yani. Havuzda yüzüyormuşuz gibi rahat bir şekilde yüzdük. Aynı şekilde transition alanı da çok genişti, çok büyüktü. Hiçbir şekilde teknik aksaklık vesaire yaşanmadı. Yani güzel bir organizasyon. Teşekkür ederiz. Parkur çok güzel hazırlanmış. Belediye başkanımıza da teşekkür ederim bu konuda.
Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu üyesi Erwig Grabner, şampiyonanın düzenlendiği Avlu Balıkesir hakkında düşüncelerini, burada olmak çok keyifli çünkü çok iyi hazırlanmış bir alan. Avrupa şampiyonası için kesinlikle uygun görünüyor sözleriyle dile getirdi. Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük katkılarıyla şampiyonayı düzenlediklerini belirtti. Avlu'da Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük katkılarıyla burada şu anda çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Sadece bu benim düşüncem değil. Buraya gelen tüm sporcu, idareci, Avrupa Federasyonu yönetimi herkes buraya aşık oldu diyebilirim. Sağ olsun Yücel Başkanım başta olmak üzere. Onlara güvenerek açıkçası biz böyle bir Avrupa Şampiyonası'nı alma talebinde bulunduk. Aydın Buharkent Meydanı'nda AVES 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası düzenlendi. Heyecan veren yarışları Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Haluk Çakaroğlu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yaşar Solak, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Gençoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, ilçe protokolünün diğer üyeleri ve davetliler yarışları izledi. AVES 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 19-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından İstanbul Şile'de düzenlenecek olan 5. ayak yarışı ile devam edecek. Dünyanın sayılı ülkeleri İstanbul'da emeğin aşkı ile üreten eller sloganı ile Büyükçekmece Tarihi Kervansaray'da düzenlenen Uluslararası El Sanatları Atölye Bayramı'nda bir araya geldi. İstanbul Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden aynı zamanda dünyanın 38 ülkesinden katılan zanaatkarlar, kurdukları atölyeler ve sergiler ile sanatlarını ziyaretçilere tanıtıyorlar. Açılışı gerçekleştirilen Uluslararası El Sanatları Atölyesi'nde marifetli ellerin ürünü olan dikiş makinesi ile nakış işlemesinden halı dokumasına, müzik aletleri yapımından resim sanatına, çarıktan ağaç oymacılığına, kozadan yapılan iplikten el emeği hasır sepet yapımına, gümüş takılardan yünden iplik üretimine yüzlerce canlı performansı izleyebilirsiniz. Dünyada unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının son temsilcilerinin bir araya geldiği Büyükçekmece Tarihi Kervansaray'daki sergi ve atölyeler sanatseverlerin ilgi odağı oluyor. Dünya ülkelerinin otantik sanat eserleri festival kapsamında standlarda yerini alırken ziyaretçilerin de büyük ilgisini çekiyor. Biz geldik Moldova'dan, Gagavuz Türkleri. Türklerle biz kardeşiz. Da bizi kabul ediyorlar. Nice kardeşleri sıcak yürekle. Coğrafi işareti hemşin çoraplarımızı getirdik. Hemşin puşimizi, şifonumuzu getirdik. Yöremize ait bir sürü el sanatları ürünlerimizi getirdik. Cumartesi gününe kadar Büyükçekmece'deyiz. 24. Uluslararası El Sanatları Festivali'ndeyiz. Herkesi bekliyoruz. Rize'den çıktık yola, Büyükçekmece'de verdik mola, vila mola. Sattık sipsileri, çalanlara hayırlı ola. Dünyanın en eski çalgısı tanıtıyoruz burada ve güzel de satıyorum. Bütün enstrümanların anası bu. Dünya festivallerinden biri olan 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin atölye bayramı açılışındayız. El sanatlarının sergilenmiş olduğu, 38 ülkenin katıldığı el sanatları workshoplarını açtık, açmaya devam ediyoruz. Görüldüğü gibi o kadar enteresan el sanatları, o kadar güzel zanaatkarlar var ki
O kadar güzel işlemeler yapıyor ki dünyanın dört bir tarafından ismini duymadığımız yerden gelmişler. Bütün sanatsever ve kültüre değer veren bütün dostlarımızı, bütün İstanbulluları Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin zenginliklerine davet ediyorum. Gümüşhane Üniversitesi Kongre Salonu'nda yapılan genel kurulda İsrafil Nas, TÜGVA Gümüşhane İl Temsilciliği görevine devam kararı alındı. Genel kurula Türkiye Gençlik Vakfı Genel Baş Yardımcısı Enes Kayabaş, UİT Genel Başkanı Köksal Kuş, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bayram Nazır, Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Gümüşhane halkı katıldı. Genel kurul Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beraber TÜGVA Gümüşhane İl Temsilcisi İsrafil Nas'ın teşekkür konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Bayram Nazır bir konuşma yaptı. Bugün TÜGVA 81 il, 571 ilçede temsilcilikleriyle bünyesindeki 41 yurt, 40 icathane, 80 kıraathane, 300 gençlik merkeziyle, 100 binler seviyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir. Vakfımızın burslarıyla, yurtlarıyla, eğitim öğretim çalışmalarıyla, kamplarıyla, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle gençlerimizin hayatlarının her alanında verdiği hizmetler her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemizin yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteren vakfımızın kuruluş gayesine uygun şekilde iyi, güzeli, hakkı, adaleti esas alan çalışmaları geleceğimize güvenle bakmamızı sağlıyor. 30 küsur yıldır devrimbaz kodamanların biçki tekniği kamıştan borularla ciğerimden kalem ve kan çekerek yırtındığım, çırpındığım ve zindanlarda sürdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz bir ömür başımı secdeye mıklayıp Allah'a hamd etme makamındayım. Genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babamın tapusunu musalla taşına Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da yediğine koymandır. Surda bir gedik astık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahverüzgar! Artık ne yandan eserseniz. Ardından UİT Genel Başkanı Köksal Kuş kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Bundan emin olun değerli gençler. Eğer bu değişime ayak uyduramazsak gelecek yüzünün bizim yüzümüz olması ihtimali çok zayıf. Maalesef ben Türkiye'deki gençlikten umudumu kesmek istemiyorum. Ama bakıyorum insanlar her ne hikmetse Avrupa hayaliyle bugünkü gençlik sanki Avrupa'ya gidecekse gidecek ve kurtulacakmış gibi bakıyoruz. Halbuki bugün gençliği Türkiye'yi kurtarmak istiyordu. Değerli arkadaşlar, Türkiye'yi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Son olarak TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaş'ı konuşma yaparak genel kurul yapılmasına geçildi. Bu zamana kadar Gümüşhane ilimizde, Gümüşhane teşkilatımıza, emek veren kurucu il başkanımıza, kurucu yönetimlerimize, ilçe başkanlarımıza, ilçe yönetimlerimize, tüm vakıfta bize maddi manevi katkı sağlayan herkese buradan hasreten teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü sizler tabelayasınız, sizler bu davanın, bu vakfın Gümüşhane ilinde daha da ilerlere doğru gitmesinde büyük emekleriniz var. Sizleri hiçbir zaman, sizler bizler, bizlerin öncülerisiniz ve sizleri hiçbir zaman görmezden gelemeyin. Sizlerin bizim başımızın üstünde yeri var. Ve bu vesileyle bundan sonraki süreçte de İsrafil Başkan öncülüğünde yeni yönetimimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim inşallah yollarınızı açık eylesin. Hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Bizler de genel merkez olarak da Gümüşhane ilimize tabiri caizse topumuzla, tüfeğimizle, tankımızla her türlü madde inşallah sağlayacağız. Elimizden geleni yapacağız inşallah.
Tek aday olarak genel kurula giren İsrafil Nas yeniden TÜGVA Gümüşhane İl Temsilciliği görevine getirildi. Eğitim konusunda yaptığı önemli çalışmalarla dikkat çeken Pamukkale Belediyesi her eğitim yılında olduğu gibi 2023-2024 eğitim öğretim yılında da öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında eğitim yardımı konusu gündeme geldi. Görüşülüp meclis üyelerinin oylarıyla alınan karar doğrultusunda Pamukkale ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi şehit yakını devlet okullarında okuyup başarı düzeyi yüksek öğrencilere eğitim desteği sağlanacak. Toplam 2500 ortaokul ve lise öğrencisine 8 ay boyunca aylık 500 lira eğitim yardımı verilecek. Pamukkale Belediyesi'nin eğitim yardımı miktarının tutarı 10 milyon lira olacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızın eğitimi adına birçok önemli destek ve projeyi hayata geçirdik dedi. 2500 öğrencimize aylık 500 lira olmak üzere komisyonumuzdan bir karar çıkmış. O nedeniyle geçen seneye göre %100 artışlı şekilde belirlenmiş. Müracaatlar 15 Ağustos tarihinde başlayacak, ekranlardan müracaatlarımızı yapıyoruz. Burada istenen bir takım bilgiler var, o bilgiler dolduruluyor ki o bilgilere göre de puanlama sistemi yapılıyor. Puanlama sisteminde sizlerle bunu daha öncesinde detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Hatta meclis üyelerimizin önerileri de olmuştu. Bu öneriler çerçevesinde puanlama sistemimizde değişiklikler de yapmıştık. Bu puanlama sistemine göre en yüksek puanı almış olan kişi hem en fazla ihtiyaç sahibi hem de en başarılılar noktasında bir sıralama söz konusu oluyor. Birinci sıradan başlayıp 2500. sıraya kadar getiriyoruz ve müracaat eden çocuklarımıza, gençlerimize bu şekilde desteğimizi de vermiş oluyoruz. Bu arada bunun da bilgisini sizlerle paylaşmış olduk. Ensar Vakfı Denizli Şubesi tarafından hayata geçirilen Çınar Kitap Kahve'de okulların kapanması ile birlikte başlayan yaz kurslarında çocuklar vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeye devam ediyor. Yaz kursuna devam eden çocuklar Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgileri eğitimlerinin yanında Türkçe, matematik, fen bilgisi, İngilizce kursları da görüyor. Kitap okuma saatinin de yapıldığı kursta akıl ve zeka oyunları Dart, Langırt da yer alıyor. Yaz kurslarına devam ederek Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumasını öğrenen öğrenciler için tören düzenlendi. Törene katılan iş insanı Cevriye Ekmekçi, Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenen öğrencilere ödül olarak Kur'an-ı Kerim ve çeşitli sürpriz hediyeler verdi. Törene Ensar Vakfı Denizli Şube Başkanı Hüseyin Karademir, Başkan Yardımcısı Mustafa Kaçar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İş insanı Cevriye Ekmekçi, yaz kursuna katılan öğrencilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenen tüm çocukları tebrik ettiğini belirtti. Bugün çok güzel bir ortama geldik. Bir hocamla tanıştım. Bu kadar güzel bir atmosferde çok güzel eğitimlerimiz. Takdir ediyorum. Allah razı olsun sizlerle. Biz küçük bir kısmında yer almış. Ne diyeyim ya? Allah toplumun çekirdeğimizdi hocam şimdi. Allah sizleri çoğalsın hocam. Elhamdülillah. Hep beraber çoğalalım. Burada öğrencilerimiz hem dini eğitimler, hepsi bir arada alıyorlar. Çok şükür. Mükemmel bir yer. Yani bizim amacımız zaten maddi manevi dokunabilmek. Hem çocuğa, çekirdek olan çocuk, ailenin temel parçası, aile, toplum ve diğer bir büyüyen kalabalığa hitap etmek. Bunlar hocam, kapıdan girdiğin zaman insan böyle cennete girmiş gibi. Yani o kadar güzel bir toplum atmosfer var. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Buradan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim sizin sayesinde daha çok kişiye ulaşmamızı sağlar inşallah. Konuşmaların sonunda Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenen çocuklara iş insanı Ekmekçi Kur'an-ı Kerim hediyelerini ve çeşitli hediyelerini verdi. Müzik.